karanlık karanlık bir giriş yapıyorum ama 2 günlük güneşli havadan sonra, yani karantinadaydık, güneş vardı, karantina bitti, güneş gitti. Biz de dün sabah köye gitmiştik, köyün güzel yolunun görüntülerini attım size. Şöyle camın kenarına yanaştım, balkonun daha doğrusu. Bugün de böyle bir hava var dostlarım. Puslu, sisli gibi, yani bulutlu. Yağmur yağmış mı diye bakıyorum. Aa, evet, biraz ıslak şeyler, caddeler. Gerçi camım buhar yapmış, beni ıslak gibi gözüküyor ama yollar ıslak. Aman yağsın yağsın, yeter ki yağsın, daha çok yağsın, kuraklık olmasın. Ah, benim güzel balkonumda böyle gariban gariban her şeyi kaldırdım. Kışlık moda geçirdim. Kapakladım hepsini. Üzerlerine bir muşamba koyacağım artık yavaş yavaş. Biraz balkona çıkayım dedim. Çıkmaya da cesaret edemedim. Böyle sizi çekeyim dedim. Evin içi çok karanlık diye. Şimdi yavaş yavaş Mert'le ikimize kahvaltı hazırlıyorum. Onun yumurtasını kaynatıyorum. Ondan sonra bakalım bu karanlık evde neler yapacağız. Soframı hazırladım ben dostlarım. Şimdi Mert'i çalacağım. Hemen şöyle basitinden bir dilim ekmek, bir yumurta, biraz peynir. Mert de aynı şekilde. İkimiz de sallama çay içeceğiz. Ben böğürtlenli içeceğim. O yeşil çay içiyor. Ona göre bardaklarımızı da seçtik. Yeşili, kırmızı. Böyle sizi yılbaşı konseptli masama da göstereyim. Böyle kokina çiçekleri aldım yılbaşına özel. Kurabiye kızım ve Rusya'dan kardeşimin getirdiği hediye fincanlar. Bayağı büyük bu fincanlar. Yani bir kahve içtiğinizde herhalde tam günlük bir kahve içmiş oluyorsunuz. Böyle tabii bunu ben şimdi şölemesine yatay koyuyorum runner'ı ama şimdi biz kirletmeyelim dedik oğluşumla. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra güne devam edelim yine. Baktım ki hiç yüzümü göstermemişim. Şöyle biraz sizi görerek de bir merhaba diyeyim dedim. Ben hala mutfaktayım. Gördüğünüz gibi. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizlere özledim. Bu şekilde vlog çekmeyi de özledim. Ama ev içinde hep aynı işler, hep aynı işler uğraştığımız için, yani günler çok rutin geçtiği için, hatta karantina öncesinde kendimizi karantinaya soktuğumuz için, ki öyle olması da gerekiyor aslında, çok çok fazla gezemediğimiz için, dışarı gidemediğimiz için, alışveriş yapamadığımız için, ev içinde işte hobilerimizle, temizlikle uğraştığımız için vloglara böyle biraz ara vermiş gibi oldum, ya da ben beceremedim çekmesini, bilmiyorum. Sizleri özledim. Bugün de araya böyle bir vlog sıkıştırayım dedim. Herkes inşallah iyidir. İnşallah daha sağlıklı, daha güzel günlere hep beraber çıkmak dileğiyle diyorum. Bugün de böyle işte vlogumuz, mini vlogumuz yayında. Sabah kahvaltımızı yaptık gördüğünüz gibi. Ortalığı toparladım. Şöyle göstereyim. Hemen tezgahımın üstünde pırasalarımı, havuçlarımı çıkarttım. Bir tane limonunu da çıkarttım. Hatta unuttum, bir tane de mandalina çıkartacağım. Ben pırasa yemeğine mandalina koymayı çok seviyorum. Onu da yapayım böyle sabahtan, sabah derken saat 12'ye 5 var şu anda. Öğlen olmuş. Öğlenden hazırlayayım. Ondan sonra birazcık da toz almayı düşünüyorum. Tozumuzu da aldıktan sonra artık köşemize çekiliriz yavaş yavaş. Asıl yapılacak işim de yok bugün evde. Görüşürüz gelişen gelişmelerde. Evet, biraz zeytinyağımdan döküyorum. Dostlarım, hazırladım böyle. Uzun uzun anlatmayacağım. Herkes biliyor zaten pırasa yemeğinin nasıl yapılmışını. Eminim hepiniz benden çok çok daha güzel yapıyorsunuz. Doğradım pırasalarımı. Bizimkiler birazcık böyle küçük küçük seviyorlar. Hani iri iri sevmiyorlar. Annem iri iri yapar mesela. Havucumu doğradım. Soğan, çoğu insan soğan doğramıyor ama eşim çok sevdiği için soğan da doğradım içine. Bu da benim limonlu ve mandalinalı suyum.
Birazcık da ev yapımı domates sosum var, içine katacağım. Hemen Şimdi altını açıp ocağımın hafif zeytinyağımı kızdırdıktan sonra hemen havucumu koyacağım içine. Onu şöyle bir hafif sarartır gibi yumuşattıktan sonra soğanlarımı ve en arkada pırasalarımı koyacağım. Şöyle hafif bir kavurur gibi çevireceğim tenceremin içinde. Ondan sonra onlar suyunu salacaklar. Sonra kendilerini topladıktan sonra bu ev yapımı domates sosumu da koyacağım. Bir iki çevirdikten sonra üzerine çok çok az böyle bir sıcak su dolaştırdıktan sonra tuzunu da ekleyip, hatta bir tane kesmiş şeker ekleyip, bu mandalina sulu limon suyumu da üzerine dökeceğim. Çok az da sonradan kapattıktan sonra, yani piştikten sonra da tekrar bir zeytinyağı şöyle gezdirip kapağını kapatacağım. Bitireceğim canlarım yemeğimi. Pırasamız fıkır fıkır tıkır tıkır olmaya başladı. Şimdi içine şöyle bir çay bardağı kadar yıkadığım pirinci bir ilave ediyorum. Bunu az önce malzemelerde sayamadım. Çünkü şey henüz çıkartmamışım, koymamışım. Şimdi suyu kaynar görünce hemen yıkadım. Şöyle şu şekilde dostlarım. Tekeli. Şunu da şöyle karıştırayım içine. Tamam. Şimdi yine altını kapatacağım. Birazcık daha şöyle en kısıkta bir 10 dakika daha tıkırdadıktan sonra hemen sosunu, portakalla limonlu sosunu üzerine dökeceğim. Yine bir tıkır kaynatıp kapatacağım. Yapacak tüm arkadaşların şimdiden ellerine sağlık. Herkese afiyet, bal şeker olsun. Şimdi sıra geldi tuz almaya dostlarım. Şöyle koyayım. Ay, şöyle bir aparatınız var mı sizin de bilmiyorum. O kadar kolaylıkmış ki bununla toz almak. Yani bunu ben anca evde kaldıktan sonra keşfettim. Bunu burasını çıkarıp çıkarıp yıkıyorum. Sizin de var mıdır bilmiyorum ama bugüne kadar neden bununla keşfetmemişim, bununla toz almamışım bilmiyorum. Ama yalnız ben geçen gün BİM'den bir şey aldım dostlarım. Azıcık güneş açtı. Çok karanlık içerisi, aman aman. O kadar hoşuma gitti ki bunlar. Şöyle size de paylaşmak istedim. Bakın banyo diyor, cam, parlatma, mutfak. Bunu mutfağa buradan alacağım. Toz bezi diyor. Hepsinin de dokusu farklı farklı. Çok çok hoşuma gitti. Bunlar dostlarım, daha kullanmadım. Kullanacağım. Dediğim gibi mutfağa da buradan alayım. Bunu mutfağa götüreyim. Şöyle şu şekilde. Çok çok hoşuma gitti. Bilmiyorum siz de gördünüz mü? Geçen hafta BİM'e gelmişti. Çok hoşuma gitti. Ama şimdi dediğim gibi bununla temizliğe devam edeceğim. Hatta bütün evi, odayı değil, bütün evi, her yerini, bütün objeleri şimdi kaldırıp güzelce toz bezi, toz alacağım. Toz alırken de bu Viking'in çok amaçlısını kullanıyorum. Kokusu çok çok hoşuma gidiyor. Çok da güzel temizliyor. Karantinaya girmeden önce cuma akşamı kavala kurabiyesi yapmıştım. O günden beri yiyoruz. Biliyorsunuz kavala kurabiyeleri bayatlamıyor. Biz de önceki hafta mıydı, 2 hafta mıydı Özlek'ten almıştık. Bir tanesini, bir dilimini. Bakın bitmiş bile. Valla 4-5 tane şey kalmış. Özlek'ten tanesini 6 liraya alınca cuma akşamı oturup kendim yaptım. Böyle eşim de çok seviyor kavala kurabiyesini. Harika olmuş. Tarifini paylaşırım. Hatta bir gün birlikte yaparız. Ben şimdi hemen girişeyim. Şöyle bunları kaldırayım. Ve dediğim gibi tüm evi güzelce bir sileyim.
Evet dostlarım, şöyle göstereyim. Belki o gün vlog çeker miyim, çekermez miyim? Çok çok az kaldı haftaya. 17-18 Aralık biliyorsunuz Mevlana Hazretleri'nin Şebi Arzu Hakk'a yürüyüşünün yıl dönümü. Her yıl giderdim Konya'ya, yani son yıllar içerisinde, ama bu sene koronadan ötürü gidemeyeceğim. Gönlüm oralarda, gönlüm Konya'dan, buradan Konyalı tüm arkadaşlarıma, dostlarıma da selam olsun. Bu yıl gidemiyoruz maalesef, ama inşallah şu hastalıktan sonra en kısa zamanda tekrar gidip güzel Konya'mızı da ziyaret edeceğim. Bu da benim Konya köşem. Şuraya koyuyorum. Mevlana Hazretlerine de Allah tekrar rahmet eylesin ve himmetleri üzerimize olsun inşallah diyorum. Bütün evin tozunu aldıktan sonra, her yeri de havalandırdıktan sonra kendime şöyle bir keyif tabağı hazırladım. Şöyle bir bal kabaklı pastam var ve yaptığım kavalı kurabiyelerim, biraz da badem. Şöyle koyayım. Kendime bir de meyveli soda açtım. Bol bol kalori. Size şöyle de bakın ne göstereceğim. Bunu hatırladınız mı? Bunu çok sevdiniz. Sizinle paylaşmıştım yapılışını. Burada benim köşemde duruyor. Şöyle de küçük bir yılbaşı köşem var. Odamda yeni yılı umutla bekliyoruz inşallah. Bu odadaki kırlentlerimi de göstereyim size. Kırlent sevdiğim biliyorsunuz. Diğer odadakileri geçen gün şöyle annem için çekim yaparken paylaşmıştım. Şöyle de işte siz de seviyorsunuz, ben de seviyorum. Önemli olan zaten kendimizi ev içinde mutlu etmek, zaman geçirmek, eğlenmek. Evet canlarım, ben geldim köşeme oturdum artık. Saati de 2:30 ettim. Birazcık keyif yapacağım. Sizin videolarınızı izleyeceğim. Oradan size merhaba diyeceğim. Yorum yazacağım. Sonra biraz edişim var. Edişimi yaparım. Ona birazcık televizyona bakarım belki. Zaten Oktay gelir. Akşam olmuş olur. Ondan sonra da yemeğimizi yeriz. Günümüz böylece yavaş yavaş sonlanmış olur. Burada vlogumu da sonlandırıyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Lütfen unutmayın. Hoşça kalın.